kahveyi bile içemiyorum. Evet, evet. Tabii ki yani mutluluğun sırrı. Herkese tavsiye ederim abi, hiç cebelleşmeyin, boğuşmayın. Aynen öyle. Nasıl, neler yapıyorsunuz? Vallahi iyi, süper. Son dakika biz mevzuya dahil olduk. Senin çok fikrin var mı? Benim yok. Evet, ya, o kadarını biliyoruz. Evet. Ama harbiden o kadarını biliyoruz yani. Bakalım. Evet, çok güzel bir proje. Çok vallahi heyecanla bekliyorum ben. Çok da müthiş bir kalabalık var. Açıkçası bu kadar kalabalığı ben beklemiyordum. Bakalım nelerle karşılaşacağız ama eminim çok güzel olacak. Çok İsmi duyduğunuzda çocukluğunuz aklınıza geliyor mu? Yok, Sertab Hanım çok genç çıtır bir hanımefendi. Niye çocukluğumu hatırlatsın ki? Ben 2001'li olduğum için... Benim için Sertab Erener deyince tabii ki tüylerimizi diken diken eden Eurovision'daki... Tabii evet, onu hatırlıyorum. Yani, onu hatırlıyorum. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Süper. İşte 7'den 70'e gördüğünüz sonraki gibi. Sonraki nesile de örnek bir sanatçı aslında kendisi. Tabii ki. O başarısıyla da hedefleri bayağı çıtaları yükseğe çıkartmıştık. Ve benim eski çalıştığım menajerlerden birinin söylediğine göre, kendimi dövmek gibi olmasın ama şey demişti, canlı performansla bir sen bir de Sertab'ı böyle görüyorum falan. Hani her hadi zaman ya. Çok öyle demişti. Mesela düet yapmak isteseniz gerçekten listede birinci sıraya koyabilir miyiz sizin için? Birinci list sırada beni mi? Sertab Hanım'ı. Ha, Sertab Hanım'ı koyarız tabii ki. Neden olmasın? Ben bugün herhangi bir Sertab Erener şarkı seslendirmeyeceğim. Ben sunucu olarak bugün katıldım ama belki de böyle bir şey kısmet olabilir, olur. Hani ben şarkısında ilk düet yaparız belki Sertab Hanım'la tabii. Buradan bir enerji göndermiş olduk. Gönderelim evrene Sertab Hanım'a. Yapalım. Sonrasında listeyi uzatmak isteseniz kimler kimler olsun istersiniz? Kimler beraber kimler? Uzaklaşmadan hemen şey mi diyeyim? Oğuzhan Uğur. vallahi bilemedim, hiç öyle düşünmedim ama yine onu da karıma sorayım. Kimle düet yapabilirim hayatım? Sen kimle ay hiç bilemem. Ay, evet, o güzel bir soru. Yani sen dışarıdan bizi yakıştırdığın, böyle siz yapsanız çok güzel olur. Hiç sormadım ben de sana bunu. Yani böyle yeni stiline uygun olan Rubato diyeceğim ama Rubato ile zaten Rubato, inanılmaz evet. Bir düetiniz var. O yüzden şu anda cevap veremiyorum bu soruya. Evet, kadın söylemedi. Evet, yo, yazın abi. Olabilir, neden olmasın? Bizim yapmış olduğumuz röportajda evde kendisinin baskın olduğunu söylemişti. Sizi bulmuşken size de soralım, söyledikleri doğru mudur? Evet, demin mesela elimden kahvemle burada konuşabiliriz gibi düşündüm. Yok dedi, gözüm kesildi. Ama şimdi elinde kahvesiyle de konuşmuyorsun. Kendisine özel yemekleri yaptığınız doğru. Ben yok. O güzel bir sıkma yalan. Ben yok canım. Ben şimdi mutfakla aram hiç yok. Her hayır, yerde bunu da söylerim. Hayır, ben yapıyor muyum gibi bir sormadınız mı? Yok. Ha, Ufuk yok. Ama yapmaz. Şimdi ben dürüstlüğümle ön plana çıkan biri olarak yok, ben bunu her yerde de söylerim. Ben mutfakta çok kötüyüm. Onun da inanılmaz eli lezzetli zaten. Yani limon bile sıkamıyor diyebilirim size. O kadar değil de. Bu kadar. Efendim? Kırıyorum ama yere düşüyor. Çok güzel tekniklerim var. Süpürgeyle onu hop diye alıyorsunuz vallahi. Hiçbir şeyden eser kalmıyor. Evlendikten sonra fark ettiğiniz ve sizi rahatsız eden bir davranışı oldu mu veya sizi sıkan kuralları var mı? Yok, aksine evlendikten sonra, daha çok tanıdıktan sonra ben de rahatladım. Çünkü dedim ki oh ya, ben de olduğum gibiyim artık ve boşamıyor beni. O yüzden böylesi benim için çok daha iyi. Peki aynı projede eşinizle beraber olmak? İşte bugünkü gibi. Aynen. Değil mi? Bugün de sayılır aslında. Bir klip aslında. De çektik beraber. Ha, klip tabii çektik sarı sarı saçlara. Evet, sarı benim sarı. Bir şarkıma. Kime yazdınız? Şarkı yazdınız. tabii ki eşime yazdım. Her satırından anlaşıldığı gibi. Bilmiyorum ama onun dışında bir de bugün beraber evet, bir iş yapıyor olacağız. Evet, biz çok fazla bir şey yapmadık niyeyse. Evet. Bir şekilde denk gelmedi. Böyle yavaş yavaş tadında yapıyoruz diyelim. Evet. Müzik alanında bir birliktelik oldu. Peki oyunculuk alanında bir proje nasıl beraber olur? Mi? Bakış açınız nedir? Neden olmasın diye bakıyoruz tabii ki. Sen
ben şimdi hani toy böyle bir şey olursa ilk işim olacak ya hani ne bileyim sen hallederiz hani, Kıvanç Tatlıtuğ'yla da yapabilirsin. Kerem Bürsin ama işte ilk filmi olan Ufuk Beydemir'le yapmak ister misin? İsterim canım, öyle isterim. Yok yok, olur. Olursa yazık. Da güzel olur bu aslında. Sevdi beni. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.